Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Şükrücan sevgili arkadaşlar. Bugün üçgende benzerlik konusuyla karşınızdayız. Oldukça kritik bir konu çünkü Pisagor'a başladığında söylemiştim. Pisagor'u bilen ve üçgende benzerliği bilen bir kişi aslında uzunluk konusunda çok rahat etmiş oluyor. O yüzden oldukça kritik. 3 videodan oluşacak benzerlik. Bu 3 videoda size parça parça benzerliği anlatacağım. Acelemiz yok. Sakince anlatacağız. Zaten amacımız bunu güne yaymaktı. O yüzden şu an ilk gün göreceğiniz konu size bir yabancılık çektirmeyecek. Çünkü buraya gelene kadar birkaç kere size bu konuyu anlattım arkadaşlar. O yüzden de rahatlıkla öğrenebileceksiniz. Öncelikle bugünün ödevini söylemek istiyorum. Bugün ödevi etkili geometri kitabından üçgende benzerlik kısmından set 83 ile set 87 arasındaki kısım olacak. Hadi gelin şu konu işini halledelim. Başlayalım. Şöyle açı 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 benzerliğini görelim arkadaşlar. 3 çeşit benzerliğimiz var. Bugünkü benzerliğimiz açı 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 benzerliği ve bununla ilgili bolca soru çözmek. Tekrar ediyorum. Bugüne kadar aslında bununla ilgili hem sorular gördük hem de bunu anlattık. O yüzden yabancılık çekmeyeceksiniz. Benzerlik öğrenmek gerçekten kategorik olarak öteki şeylerden farklı. Çünkü birçok uzunluğa artık yorum yürütebileceksiniz. Şimdi dersimize Başlayalım. Burada sevgili arkadaşlar iki tane üçgen vermiş. Bu iki üçgen arasında benzerlik olduğunu söylüyor. Ama ben bu benzerliği nereden anlayacağım? Bu benzerliği bana açıları ver, vermediği için anlayamıyorum. Ama bana bir ifade vermiş. Diyor ki CAB, EFD ile benzerdir. Şimdi arkadaşlar o zaman ben hemen şöyle yapıyorum. C ile E'deki açılar. Bakın C'deki açıya A diyorum. E'deki açıya A diyorum. A ile F'deki açılar. A'daki açıya B diyorum. F'deki açılara B diyorum. C ile D'deki açılar. Buna C diyorum. Buna da C diyorum. Benzer aynı açıların karşısındaki kenarlar birbirleriyle orantılı olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin buradaki kısma bakalım. Bu orantılığa bakalım. Şimdi diyor ki bunun benzerlik oranı nedir? Şimdi ben C'nin karşısını burada biliyor muyum? Biliyorum. Burada C'nin karşısını biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman başka bildiğim ne var? Burada A'nın karşısını biliyor muyum? 12. Burada A'nın karşısını biliyor muyum? 8. O zaman küçük üçgen bölü büyük üçgen. Yani 8 bölü 12. Fark etmez arkadaşlar. 12 bölü 8 de olabilir. Ama burada mantık şu. Küçükteki uzunluğu büyüğe bölüyorsanız bundan sonraki tüm benzerlik oranlardaki küçükteki uzunluğu büyüğe bölmeniz gerekiyor. Veya büyük küçüğe bölüyorsanız bundan sonraki hepsini büyüğü küçüğe bölmeniz gerekiyor bu şekilde. Şimdi 8 bölü 12 dedik. Eşittir neye? Bakın arkadaşlar c'nin karşısında burada ne var? 15 var. Burada ne var? x var. Bakın x bölü 15 demem gerekiyor. Neden böyle diyorum? Çünkü bakın önce küçüktekini yazıyordum. Sonra büyükteki uzunluğu yazıyordum. Şimdi arkadaşlar buradan hemen bakalım. Öncelikle şurada 8 bölü 12 bunun benzerlik oranı. Çünkü açıları aynı olan üçgenler bunlar. 8 12'ye bölersek her ikisini 4'e bölersek ne geliyor? 2 bölü 3. O zaman ben benzerlik oranının 2 bölü 3 olduğunu buldum. Şimdi sıra geldi ikisi bulmakta. Hemen arkadaşlar şöyle şunları bir sadeleştiriyorum. Şu sadeleştirdim. Ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Sonradan ben hani kolaylık olsun diye çapraz çarpma yapabilirsin. Yani çapraz çarpma yapalım. 3x eşittir 3x eşittir 30 oldu. x de buradan 10 oldu. Yani şu x diye sorduğu şey bize 10 oluyor. Çünkü bu iki benzer üçgende oranlar birbirinin aynısı oluyor. Oldukça kritik. Şimdi gelelim buradaki kısma. Bunu daha önce iki defa anlattım. Bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi eğer tabanına paralel bir doğru çizildiyse bakın üstte üçgene. Burada benzerlik vardır. Çünkü açılar aynıdır. Bir önceki derste de aynı şekilde anlattım. Bu sefer de anlatıyorum. 3 kere dinlediniz. Bir daha dinleyin arkadaşlar sorun değil. Şimdi burada iki tane üçgenimiz var. Bakın arkadaşlar burada şuraya A açısı dersek, şuraya B açısı dersek şimdi benzerlik olduğu için buradaki A ile şuradaki A birbirine yöndeş açılar oluyor. Çünkü iki paralel bakın iki paralel var burada. İki paralelden bir tane şöyle doğru geçmiş. O zaman burada A A'ya aynı oluyor. Hatta şurası da gelip B oluyor arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle siliyorum. Şöyle silelim hemen. Burası A ise şurası da A. Burası B ise burası da B. Sevgili arkadaşlar şu üst tarafta C olsun. Şimdi bizim iki tane benzer üçgenimiz var. Biri büyük üçgen biri de küçük üçgen. Bakın şuradaki küçük üçgeni gösterelim. Biri siyahla gösteren büyük üçgen. Bir de buradaki küçük üçgen. Şimdi arkadaşlar her iki üçgende de A, B, C açıları var üzere Bunlar iç içe olan iki tane üçgen. Bu iki üçgende de A, B, C varsa o zaman aynı açıların karşısındaki kenarlar birbirleriyle orantılı olacak. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Burada C'nin şöyle bakalım küçük üçgende A'nın karşısı şurası. Bakın şu kısım. Hatta şöyle şuraları şey de verelim. A B C D E Bakın arkadaşlar küçük küçük üçgende A'nın karşısı A, AE. Bakın AE. AE'nin büyük üçgende A'nın karşısında. bakın buranın tamamı. Büyük üçgenin tamamı. A'nın karşısı yani AC. AE'nin AC'ye oranı oransal olarak. Şimdi gelelim B açısı için bakalım. B açısının baktığınız B'nin karşısında ne var burada? AD var. Peki büyük üçgende B'nin karşısında ne var? Buranın tamamı var. AB var. O zaman diyorum ki AD'nin AD'nin şöyle AB'ye oranı şimdi gelelim C'ye. Küçük üçgende C'nin karşısında ne var? Gösterelim şöyle. Bak küçük üçgende C'nin karşısında şurası var böyle gördüğünüz gibi. DE. Hemen şöyle yazalım. DE'nin Büyük üçgende ne var arkadaşlar? Bakın burası oldukça önemli. Büyük üçgende C'nin karşısında ne var? Bakın burası yani ne var? BC var. Bunlar birbirle orantılı oluyor. Yani aslında kısacası durum şu oluyor arkadaşlar. Bakın kırmızıyla gösteriyorum. Şu parçanın tamamına oranı şöyle bir diğer bir maviyle gösterin. Bu parçanın şöyle tamamına oranı bunlar hep birbirine eşit. Ve şurada da yeşil olarak şu uzunluğun bakın şu uzunluğun buradaki yeşil uzunluğa oranı birbirine eşit olmuş. Yani. yani, bunun tamamının oranı şunun şuna oranı. Bunun tamamının oranı şunun şuna oranı diye direkt bu şekilde arkadaşlar bulabiliyorsunuz buradaki kısmı oldukça önemli. Şimdi gelelim bir de kelebeğe görelim. Kelebekte de iki tane paralellik varsa arkadaşlar. Mesela biz gelip şuraya A açısı dersek Z olduğu için bakın burada bir Z var gördünüz mü? Bakın şöyle Z var. Z olduğu için burası da A açısı. Şuraya B dersek yine arkadaşlar bakın böyle Z'miz var. Gösteriyorum şöyle. Bu Z'mizden de burası B açısı oluyor. E burası ters açıdan C'ye C oluyor. Şimdi arkadaşlar yine A'nın karşısı, B'nin karşısı ve C'nin karşısı birbirine eşit olacak arkadaşlar burada da. Hemen şöyle gösterelim. A, B, C, D, E olsun. Şimdi iki üçgenimiz var. Bakın burada A'nın karşısında ne var? Şurası. A, C yani. A, C kısmı. Burada A'nın karşısında ne var? C, e kısmı. Bakın bunlar böyle orantılı oluyor. Aynı doğru üzerinde. Yani A, C'nin e oranı. Şöyle gösterelim. AC'nin C'nin C, C e oranı. Eşittir diğerine gelelim. Diğerinde bakın B'nin karşısında ne var? DC. Burada B'nin karşısına var. BC. C. D, C. D C, B, C. Ama bakın önce A, C yazdık ya. Hangi üçgeni yazarsak onu üstte yazmamız gerekiyor. Bakın devam ediyoruz. Burada o zaman ne yazacağız? BC C bölü. B, C bölü. Diğerinde ne var? DC. Sevgili arkadaşlar burası önemli. Genelde hata burada yapılıyor. İki tane üçgen varsa benzer. Yani bölü yapıyorsunuz ya o üstte paya yazdığınız üçgen hep aynı üçgene ait olan uzunluklar olmalı. Veya payda yazdığınız hep aynı üçgene ait olan uzunluklar olmalı. Yani mesela burada uzunluğu büyük olan üçgen bölü küçük olan üçgen ise hep büyük bölü küçük büyük bölü küçük yazmalısınız. Bunları karıştırdığınız zaman büyük bir e, sorun ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim en son olarak şuradaki kısma. C'nin karşısında burada ne var? AB. Burada ne var? DE. Biz büyük üçgeni her zaman önce yazıyoruz. Yani burada önce yazdık en azından. AB şöyle AB bölü burada da ne? Burada da DE. Bakın arkadaşlar bunlar birbirleriyle orantılıymış. Burada bu kelebekle de bunu görüyoruz. Ama burada kritik olan şeyin tabii ki de şuraların birbirine paralel olması. Bunu oldukça fazla kullanacaksınız. Şimdiden söylemiş olayım bu paralellik kısmı önemli. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Burada bir tane dik üçgen var. Dik üçgen olduğu zaman da hemen şöyle ee, yine benzer bir durum var. Bakın şurasının şuraya paralel olduğunu görüyoruz. O zaman bakın kırmızıyla gösteriyorum. Bunun tamamının oranı, bunun tamamının oranı şunun tamamının oranına eşit. Aynı zamanda tüm bunlar da bunun tamamının oranına eşit. Neden? Çünkü ben buraya alfa açısı dersem şurası da alfa açısı, burası da beta açısı olacak bir tane büyük üçgen, büyük dik üçgen, bir tane küçük dik üçgen birbirine benzer oldu gördüğünüz üzere. O yüzden burada böyle bir benzerlik var sevgili arkadaşlar. Bundan sonra eşliği de anlatacağım. Ee, kenar açı, kenar 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 benzerliklerini de anlatacağım ama en çok kullandığımız bu olacak arkadaşlar. Burada açıları doğru dağıtmak önemli ve benzerlikten gideceğinizi akıl etmek kritik arkadaşlar. Benzerlik olacak birçok şeyin temeli buradan gelmiş. Oluyor diyelim. Şimdi gelelim böyle bir e, yamuk olduğu zaman nasıl yapacağız? Şimdi yamuk arkadaşlar tabanı ve tabanı birbirine paralel olan e, iki doğrunun birleşmesiyle oluşuyor. Şimdi buradaki yamukta eğer elimizde böyle bir yamuk geçtiyse burada çok basit bir sistematik var arkadaşlar. Mesela şöyle. A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranına direkt eşit. Yani bunun bunu oranıyla bunun bunu oranı. Yani iki paralellik oranlı bir şekilde bölüyor sevgili arkadaşlar. Burada. Şimdi bu önemli. Bir de tabii ki de kritik olan şey var. Bunu bu nereden geliyor? Bu şuradan geliyor. Biz bunu eğer üçgeni tamamlarsak bu şöyle. Şöyle mesela üçgene tamamlarsak şu şekilde. Şöyle üçgene tamamlayalım. Bu tamamladığımız üçgende mesela şurası alfa. Bu alfa demeyeyim. A diyeyim. Buraya A. Şuraya B açısı. AB B de demeyeyim. X, Y diyeyim. Çünkü A'mız var. X diyelim. Y diyelim. Şuradaki açı da X. Buradaki açı da Y. Buradaki açı da X. Buradaki açı da Y. Sevgili elimizde 3 üç tane üçgen oldu. Ve üç üçgen de birbirine benzer. Bakın ilk üçgenimiz şöyle kırmızıyla çizdiğimiz. Üstte tamamladığımız üçgen. İkinci üçgenimiz bakın böyle yeşille çizdiğim. Şöyle. Şöyle. Şöyle yeşille çizdiğim. Tamam olamam. Şöyle çizelim. Ha, Şu üçgen. Şu üçgen. Dördüncü üçgenimizde bakın şurası, pardon, üçüncü üçgenimizde burada yine şöyle maviyle ile çizdiğim geniş üçgen. Yani Şimdi arkadaşlar bunların hepsi birbirle benzerlik oranı oluyor. Hepsinin birbirle benzerlik oranı olduğu için bunların tüm benzerlikleri yazıldığı zaman bu sonuca ulaşabiliyoruz. Yani o zaman elimizde şöyle bir şey varsa, yamuk varsa bu yamukta her zaman şu kesilen kenarlar birbirleri orantılı. Yani A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranına eşit oluyor. Mesela yanda bir tane soru vermiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi burada 4'ün 6 oranı bakın 4 bölü 6. Burada 5'in x oranına eşit olacak. 5'in x oranına eşit olacak. Şimdi peki nedir arkadaşlar buradaki x'imiz? Hemen hızlıca bulabiliriz. Şurası gelmiş demiş ki buraya e, şuna sadeleştirelim. 2 bölü 3 demiş hemen çapra çarpalım. 15 eşittir 2x. x'imiz buradan 7,5 oluyor. O zaman şuradaki uzunluk 7,5'muş. Şimdi bize bu sefer paralelliklerle ilgili bir bilgi soruyor. Arkadaşlar çok basit bir yöntem var burada. Çok basit. Şimdi izleyin. Şimdi burası 4 bölü 6 ya. Mesela ben buraya 2K dersem buraya 3K diyebilirim. Doğru değil mi? Çok basit bir yöntem sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şurası şimdilik 2 şey olsun. Silim de kolay olmasa 9 olsun. Bakın arkadaşlar çok basit. Şimdi hatta 9 olmasın şey olsun. Ee, 11 olsun. Şimdi bakın. 7'den 11'e gelmiş gördüğünüz üzere. Kaç artmış? 4 artmış. Kaç K'da 4 artmış? Oran kaç K iken 4 artmış? 2 K iken 4 artmış. Peki burada da yine artış gösterecek arkadaşlar benzer bir şekilde. Ama 3 K'nın artışını gösterecek. 2 K'da 4 artan bir şey 3 K'da da 6 artar. Bakın oranlı böyle yani. Şuradaki oranlara bakıyoruz. Bakın burada 2 K'da 4 artıyorsa 3 K'da 6 artar. O zaman 11'den burası neye çıkacak? 17'ye çıkmış olacak. Yani bu şekilde oranını bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi biraz daha başka sorular da soracağım. Şimdi mesela gelelim buraya. Bunu yapalım arkadaşlar birlikte. Şimdi burada demiş ki iki tane A'e hatta şuna hiç ihtiyacımız yok bizim. Şu 12'ye. 2 tane A'e üç tane B'e demiş. Şimdi biz böyle soruda ne yapıyorduk? Şuna 3K. Buna da ne diyorduk arkadaşlar? Buna da 2K diyorduk. Şimdi gelin yazalım. A'e 3K'ymiş. Bura 3K'ymiş. B'e de 2K'ymiş. Bu şekilde vermiş. Şimdi ben bunları bulacağım tek tek. Şimdi arkadaşlar öncelikle diyorum ki ya zaten şunun şunu oranı bunun bunu oranına eşit. Yani 3K bölü 2K yani 3 bölü 2 eşittir. 9 bölü X. Şu K'lar gitti. Bakın arkadaşlar 3 bölü 2. Şu şunun kaç katı? 3 katı. Bu da bunun 3 katı olacak. Yani X'imiz buradan ne olacak çapraz çarptığımız zaman? X'imiz 6 oldu. Bunu bulduk. Şimdi gerisi bize kalmış. Bakın dikkatli izleyin. 10'dan 15'e gelmiş. Bunu biliyorum. Peki totalde burada kaç K gitmiş? Şuraya kadar kaç K oluyor? Yani 5 da 10'dan 15'e gelmiş. O zaman 5K gittiği zaman 5K'lık yol aldığı zaman burada oransal olarak 15'e gittiyse her bir K bize 1'i göstermiş oluyor arkadaşlar. E biz ne kadar gideceğiz Y'yi bulmak için? Bakın şöyle. Şöyle gösterelim. Y'yi bulmak için ne kadar gideceğiz? 3K gideceğiz. Sonra her bir K'ın 1'i biri alıyorsa o zaman Y'miz buradan 13 oluyor. Yani 5K gittiği zaman 10'dan 15'e çıktıysa yani 5 arttıysa o zaman 3K gittiği zaman da ne olacak arkadaşlar? 3 artacak. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Dersiniz ki o zaman da şöyle geri de gidebilir. Yani 2K'da geri gitmiş olabilir. E K'mız 1 ise 15'ten 2'ye çıkarırız. Burası yine 13 olur. Yani Y'miz de buradan şöyle Y'miz de 13 geliyor. Yani oransal olarak o uzunlukları da bu şekilde bulabilirsiniz. Oldukça işinize yarayan bir kısım. Mesela burada bir tane kelebek sorusu var. Kelebek sorusunda şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Kelebekteki mantık basit. Şimdi hemen aynı doğrular üzerinde oranlar aynı. Bakın 18'in 12'ye oranı. Bakın 18'in 12 oranı. E hocam burası da 18. Olmaz çocuğum bak aynı üçgenleri oranlı olarak yazacaksın. Şimdi bak geri geliyorum. Bak kırmızıyla yazdım ya 18'in 12 oranıysa o zaman x'in 18 oranı diye yazacaksın. Çünkü bakın ilk başta bu üçgeni yazdıysan yine bu üçgenin uzunluğu yazacaksın. Yani x'in 18'i oranı olacak. Bu oldukça kritik arkadaşlar. Hangi üçgeni ilk yazdıysanız onu yazmanız önemli. Şimdi gelip e, bunu yazdıktan sonra bir de aynı zamanda şeyi de yazalım. E, burada da tabii ki de bu üçgen y'nin de 11 oranı da aynı. Hemen onları da yazmış olalım. Y'nin de 11 oranı aynı. Önce şu ikili işi halledelim arkadaşlar. Şu ikili işini. Ee, hemen şu 18. 18 ile 12'yi sadeleştirelim şöyle alttan. 18 12 12'yi ne olur? Ee, burası 3. Burası 2 olur. Şöyle çapraz çarptık. 30 şey. Ee, 54 eşittir. 2x oldu. X'imiz buradan 27 geldi. O zaman x'imiz 27'ymiş. Şöyle yazalım. Şimdi gelip y'yi bulacağız. Neydi arkadaşlar oran? Oran 18 bölü 12 eşittir y bölü 11'di. Sadeleştir sadeleştir bunları 6'ya böl. Burası ne geldi? 3 bölü 2. Burası ne? y bölü 11. Çarp çarp o zaman 2y eşittir 33 oldu. Y'miz de buradan arkadaşlar ne olmuş oldu? 16 buçuk mu oluyor? 16 buçuk oldu. Y'miz de buradan 16 buçuk oluyor. Yani bu şekilde arkadaşlar çözüyoruz. Doğru yaptık değil mi? 16 olarak. Evet 16 buçukta bu kısım oluyor. Yani ben yine aynı şekilde oranladım. Bakın arkadaşlar hangi üçgen oranlıyorsanız onun oranına devam etmeniz oldukça önemli. Yani pay bölü payda paya hep bir aynı üçgeni yazmanız payda hep aynı üçgeni yapmanız gerekiyor ki oranı bulasınız. Burada kelebek olduğu için bunu göster. Evet bunu da siz yapın arkadaşlar şimdi. Bakın bu şekilde vermiş. Bakın burası buraya paralel demiş. Bunu da siz yapın bakalım. Bakın buranın tamamının oranı. Buranın tamamının oranı. Şuranın tamamının oranı. Bunun buna. Şimdi şura bura ne? Onu da siz artık arkadaşlar bu sorunun sonunda mutlaka yapın diyelim. Ben de buradan arkadaşlar sorulara doğru vup diye geçişimizi yapalım. Güzel güzel sorular çözelim. Benzerlik zaten 3 videodan oluşuyor. Ben böyle 5 set 5 set 5 set ödev vereceğim. E, tam olarak çözümümüzü tutacağız arkadaşlar. Günde 2 saat ayırarak bu işi halletmenizi sağlayacağız. Şimdi gelin etkili geometriden güzel konuya dair sorularımız var. Onları hemen şipşak çözelim. Evet sevgili arkadaşlar set 83 ile set kaç arası hemen bakıyorum buradan. 87 arası sizin ödeviniz. 83 ile 87 dahil tabii ki de. Set 83 ile 87 arası bugünkü ödeviniz olacak. Ben de buradan sorular çözeceğim. Hem gördüğümüz konuları iyice pekiştirmek açısından iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi elimizde böyle iki tane üçgen vermiş. Burada DE kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. Şimdi diyor ki bize AB 2 tane EF'dir diyor. Bu da 24'tür diyor. Yani AB 24, EF de 12. Tamam yazmış. AC 16 olduğuna göre DE nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bize şöyle bir ifade vermiş. Aman hocam ABCD'ye e benzer. Kafama göre yazım ya açıları olmaz. Olmaz arkadaşlar. Hemen gelip bakalım. A'nın D'ye oranı. Bakın A'nın D'ye oranı var. Yani A'daki açı D'deki açıya eşit. D diyelim arkadaşlar. A'daki açı D'deki açıya eşit. Oranı demeyeyim. Şimdi A'daki açıya ben A dersem D'deki açıya da A diyeceğim. Devam ediyorum B'deki açı E'deki açıya eşit. B'deki açı B ise E'deki açı da B. Sonra devam ediyorum C'deki açı da P'deki açıya eşit. O zaman şurası C ise burası da C oldu. Şimdi arkadaşlar aynı açıların gördüğü kenarlar birbirleriyle orantılı olacak. Şimdi ilk olarak bakıyorum arkadaşlar burada. C'nin karşısında ne var? 24. C'nin karşısında ne var burada? Şurada. Şöyle bakalım. Bilmiyoruz burayı. Şimdi DE var. Ama şunu yapabiliriz en azından. 24 bölü DE oranı. Devam ediyorum, devam ediyorum. Buraya gelmişim. Burada A'nın karşısında ne var? A'nın karşısında 16 var gördüğünüz üzere. A'nın karşısında 16 var. Burada A'nın karşısında ne var? 12 var. O zaman biz büyük üçgen böyle küçük üçgen yapıyoruz. 16 bölü 12 yapmamız gerekiyor. Aman arkadaşlar 12 bölü 16 yazmayın. Bakın 24 büyük üçgenin uzunluğuysa 16 da büyük üçgenin uzunluğu olmak zorunda. O yüzden hep büyük bölü küçük diye yaz. Şimdi bunun cevabı bizden buradan oranlar eşit olmak zorunda. Bize DE'yi soruyor. Hemen şöyle yapalım. Bir kere şu 24 ile 16 aynı tarafta olduğu için sadeleştirelim. Her ikisi 8 yani gidip keriz gibi 24 ile çarpmayın. Bakın arkadaşlar kaç yaşında insansınız. Bunları yapmayın. Rica ediyorum. Şimdi şunları bir sadeleştirelim öncelikle. Her ikisini 8'e bölümün zaman burası ne oldu? 3. Burası ne oldu? 2. Şimdi hatta şunu da şunu da sadeleştirelim. Şöyle 12'yi. Burası ne oldu? 1. Burası ne oldu? 6. Şimdi gel yapalım. Bak 6 kere 3 18 eşittir. DE çarpı 1 oldu artık. O zaman DE. O zaman DE'miz buradan neymiş? DE'miz buradan 18'miş. Yapıştırıp yolumuza devam edebiliriz. Şimdi hemen gelelim buradaki soruya. ABC eşkenar üçgeninin kenarlarının orta noktalarını birleştirerek yeni üçgen elde edilmiştir. Daha sonra aynı işlem ona da uygulanarak üçüncü bir üçgen elde edilmiştir diyor. Tamam. Buna göre elde edilen üç üçgenin çevresi ABC üçgenin çevresine oranı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar orta noktalarını birleştiriyorsak zaten mantıken şöyle düşünün. Bunun orta noktası bunun orta noktasını birleştirdiğin zaman aslında tabana paralel çizgiler çekiyorsun burada. Neden bu önemli? Çünkü sen tabana paralel çizgiler çektiğin zaman mesela şurası 60 derece ya. Şurası da 60 derece oluyor. Burası da 60 derece. O zaman bakın tabana paralel çizgi çektiğin şurası tabana paralel şöyle. O zaman geliyorsun e burası da 60 derece diyorsun. Diğeri burası da 60 derece diyorsun. Yine benzer bir şekilde şuradaki kısımda bakın burası da tabana paralel. Hangi tabana paralel? Şöyle gösterelim. Şu mavi olan mavi tabana paraleldi. Şu kırmızı olan da orta noktada kırmızı olan da kırmızı tabana paralel. Şöyle gösterelim. O zaman şurası 60 ise o zaman burası da 60 oluyor. Burası da 60 oluyor. Arkadaşlar her şey şöyle 60 60 diye gidiyor. Yani burada da burası da 60 oluyor. Burası da 60 oluyor. Burası da 60 oluyor. Aynı şekilde burada da arkadaşlar 60, 60, 60. Yani burada bir sürü eşkenar üçgen oluşturduk. Peki bize neyi soruyor? Büyük üçgenin ABC üçgenin çevresini oluyor. Elde edilen en küçük üçgenin çevresinin ABC üçgenin çevresini oluyor. Şimdi ortasını alıyorsun. Bakın arkadaşlar en büyük üçgen var. İçinde bir üçgen var. Bir daha üçgen var. Hep uzunluklarını ikiye bölüyorsun. ikiye bölüyorsun. Yani ben eğer gelip buradakinin tamamına, şuranın tamamına gelip 8A dersem burası ne olmuş oluyor? 4A'ya 4A ayrıldı gördüğünüz üzere. Burası 4A. Şimdi geliyorum şuraya. Bakın burası da burası şu kırmızıyla göstermiş şurası var ya. Burası da 4A olacak doğru değil mi? Eşkenar üçgen. Peki bunu da yine orta noktasına ayrılmış. Orta noktası neresi? Şurası. O zaman burası 2A. Burası da 2A olacak. Yani aynı şekilde şu parça da 2A olacak. Çünkü neden? Burada da bir tane eşkenar üçgen var. Şimdi oluşturduğun en küçük üçgenin çevresi şurası. Bir kenarı neymiş? 2A. O zaman 2A'nın 3 katı ne oluyor? 6a oluyor peki tamamına bakalım bir parçası 8a olduğu için büyük üçgende onun tamamı da 24a oluyor e, çevreleri oranı 6 bölü 24 eşittir 1 bölü 4 oluyor burada kritik bir şey söyleyeceğim Eğer bir üçgenin uzunlukları arasında bir oran varsa Çevreleri arasında da bir oran olacak arkadaşlar Mesela uz benzerlik oranı uzunluklar arasında 1 bölü 2 ise Çevreleri arasındaki oran da Yine benzer bir şekilde 1 bölü 2 olacak çünkü İstersen mesela şöyle düşünün kenarları ne olsun kenarları birinin 5 şöyle iki üçgen var benzerlik oranları 1 bölü 2 birinin kenarı 5 4 3 o zaman diğeri de iki katı olacak 10 8 6 olacak oran 1 bölü 2 olduğu için şimdi bak bunun çevresini topla kaç etti 12 şunun çevresini topla kaç etti 24 bak yine aynı 1 bölü 2 oran çevrede çıkıyor burası da oldukça. Kritik yani diyelim. Çevre oranları da bu şekilde. Şimdi gelelim buradaki diğer bir soruya. Diyor ki ABC eşkenar üçgenin içine özdeş eşkenar üçgenler ile 7 rakamı yazılmıştır. ABC eşkenar üçgenin çevresi 36 olduğuna göre 7 rakamının çevresi kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar burasının tamamı 36 ise buranın tamamı 36 ise bunun bir kenarın 12 olduğunu biliyoruz. Şimdi gelin soruyu bulmaya çalışacağız buradaki kısımda. Şimdi bakın arkadaşlar şurası tabana paralel. Tabi bana paralel olmak zorunda. Çünkü eşken üçgenleri çizilmiş ya. Mantıken yani şurası 60 ise şuranın da 60 olması gerekiyor ki şöyle gösterelim. Buranın da 60 olması gerekiyor ki bunlar şunun şurası burası burası 60 sonuçta eşkenar üçgen. O zaman bu buna paralel diyebiliyoruz rahatlıkla. Şimdi gelin arkadaşlar hemen bakalım. Bu buna paralel bir bu şekilde. O zaman mantıken şurası da 60 derece. O zaman burası da 60 derece. O zaman burası da 60 derece. E burası da 60 derece ve burası da 60 derece ve burası da 60 derece. Şimdi ben diyorum ki ya şuradaki bir tane uzunluğu bulsam. Bakın şuradaki bir tane siyahla çizgi çekilmiş uzunluk. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane o çizilen eşkenar üçgenlerin 7 tanesinin bir kenarı. Yani burası ne olsun? Şurası 7a olsun. O zaman arkadaşlar burası da 7a, burası da 7a olur. Veya 7k da diyebilirsiniz. Siz. Şimdi geliyoruz üstteki üçgene bakıyoruz. Üstteki üçgende bakın burası 1, 2, 3, 4, 5. O zaman burası 5A ise o zaman burası da 5A. O zaman burası da 5A. Aa süper. Ne? Burada 5A ve 7A. Yani toplamda 12A eşittir. 12 oldu. O zaman A'mız neymiş buradan? A'mız 1'miş. O zaman ben şuradaki o çizilen o küçük üçgenin eşken, bir kenarını buldum. A'mız 1. Şimdi ben ne yapacağım? Bunun çevresini bulacağım. Gelin bulalım. Zaten 7 burada var. 5 burada var. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi neydi? 7 vardı. 5 vardı. Bir de 12 geldi. 24A oldu. E A'mız ne? E A'mız 1. O zaman bu 7 şeklinin çevresi ne arkadaşlar? Yine 7 şeklinin çevresi de ne oldu? 24 oluyor bu durumda. Yani tek tek aslında bakın burada 60 60 60 oluşturduğunu size göstermiş oldum bence nice bir soru olduğunu şimdiden söylemek isterim sizlere. Şimdi gelin arkadaşlar hemen şuraya bakalım. Diyor ki ABCD yamuk, DC paralel EF paralel AB, DC 7, AB 19, AE 2 tane E yani şurası 2K ise şurası K. O zaman burası 2K ise burası K. Bize EF'yi sormuş. Çok basit arkadaşlar bakın. 7'den 19'a çıkmış doğru değil mi? Paralellik olacak. Kaç artmış? 12 artmış. Peki kaç K'da 12 artmış? 3 K'da 12 artmış. 3 K'da 12 artıyorsa 1 K'da kaç artar? 4 artar. Peki bize neyi soruyor? EF'yi soruyor. O zaman 7'den EF'ye geleceğim. Kaç K gideceğim yani? Bu sefer 1 K gideceğim. Kaç arttıracağım? 4 arttıracağım. O zaman burası ne oluyor? Burası 11 oluyor. Direkt yapıştırdım uzunluğu. Geçtim. Yani diyorum ki 3 K'da 12 arttıysa 1 K'da da 4 artar. Tak diye hemen bu oranlama sistemiyle bunu Yapıştırdım geçtim yani klasik bir yamuk e, yamuğun böyle bir paralel oranla ayırma sorusu oluyor. Şimdi yanda bir tane soru var buna bakalım arkadaşlar. Bu bence güzel bir yeni nesil bir soru e, diyebilirim ve biraz böyle hani görmesi zor gibi ama sistematiği bildiğiniz için yani bilirse insan e, olaylarımız oldukça rahat bir şekilde gelişmiş olacak. Şimdi sorumuza hemen bakalım diyor ki Ege defterinin birer köşeleri çakışık ABC eşkenar üçgeni ve BLM karesi aşağıdaki gibi ABL doğrusal olacak şekilde çizmiş olan kalemin bir ucunun C noktasına diğer ucunda LM üzerindeki K noktasına gelecek bir şekilde koymuştur. diyor. Bakıyorum evet okey. Ege eşkenar üçgenin çevresinin karenin üçgenin çevresine eşit olduğuna göre ki bence burası oldukça önemli şu kısım eşit olduğuna göre diyor. Şimdi eşkenar üçgenin bir çevresiyle karenin bir çevresi eşit. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda şu şekilde düşünün. Eşkenar üçgenin kaç tane kenarı var? 3 kenar. Karenin kaç tane kenarı var? 4 tane kenar. O zaman bunların çevresi öyle bir şey olsun ki hem 3'e hem 4'e bölünebilsin. O zaman ne diyelim ben bunun çevresine? Ben bunun çevresine 12x derim. Şimdi 12x dersem eşkenar üçgenin bir kenarı ne olur? 3'e bölerim 4x olur. Karenin bir kenarı ne olur? Karenin bir kenarı da 3x olur. E hocam niye x demediniz? Ya x dersem çünkü bir tanesi x bölü 3 olacak. Diğeri de x bölü 4 olacak. Ben bölü 4 ile bölü 3 ile mi uğraşacağım? O yüzden 12 x diyorum ki hemen burada oranlamayı rahatlıkla yapabilirim. Şimdi diyor ki cn bölü nk. Bakın cn yani şuranın şuraya oranını soruyor bize. Şöyle hatta maviyle göstereyim. cn bölü nk. Şimdi arkadaşlar öncelikle kenarları yerlerine yazalım. Bakın bunun bir kenarı ne? 4x. 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 Şunun bir kenarı ne? 3x. 3x. Buranın tamamı 3x yani tamamı 3. Şurası da 3x. Buranın da tamamı 3x. Şimdi ben buna baktığım zaman. Şimdi arkadaşlar kare olmasının diğer bir özelliği buraların 90 olması tabii ki de. Şöyle. Şimdi diyorum ki ben buldum şu an. Şimdi çünkü ben cn ve nk'yı bir mantık yani bunları bir orana oturtmam gerekiyor. Nasıl oturtabilirim? Ya kelebek bulacağım. Kelebek bulmam çok zor şu an. Yani şunu şöyle devam ettirmem gerekiyor ki şöyle bir. Yani hatta buradan da. Ya sonuçta kelebek de bulmak için her türlü bir dike ihtiyacım var. O zaman ben diyorum ki bu işi şu, bu işi barış yolunda halledelim. Nasıl halledelim? Bakın arkadaşlar şuradan bir tane dikme indirdim. Şuradan bir dikme indirdim. Taban iki eş parçaya böldüm mü? 2x, 2x. Bakın arkadaşlar dikkatli izleyin. Burada bir dikme var. Şurada şöyle bir tane gördüğünüz üzere şöyle yamuk oluştu. Bakın şurada. Yeşille çizdiğim bir yamuk oluştu şu an. Tekrar çiziyorum görmeniz için. Bakın şu, şu yamuk. Şöyle sileceğim şimdi bunu. Bu yamuk. Şöyle. Şu da şöyle. Bakın burada bir tane yamuk oluştu. Şöyle sileyim geri geleyim. Şimdi bu yamukta dikkatimi çeken bir şey var benim. Bakın zoom yapıyorum. Şurası 2x burası 3x. Sevgili arkadaşlar yamukta karşılıklı oranlar eşitti ya. O zaman burası 2m ise burası da 3m olmuş oluyor şu da kısımda. Yani buradaki cn'nin de nk oranı da benzer oluyor. Çünkü biz yamukta neyi biliyoruz? Yamukta şunu biliyoruz. Eğer elimizde şöyle bir şey varsa Buraya mesela K demiş. Buraya 2K dediyse. O zaman burası A ise burası da 2A'dır. Oranlı böler. Yani buradaki soruda da bizim CN'nin NK'ya oranı da yine 2 bölü 3 oluyor. Buradan hemen 2 bölü 3'ü işaretleyebiliriz. Bu soru için de diyelim. Evet bence gayet güzel bir soru. Buradaki soruda bir ufuk açıcı bir tarzı var. Şimdi gelelim buradaki sorumuza. Yine nesil, yeni nesil bir soru. Bunu da çözeceğiz. Ardından bir tane daha sorumuz kaldı. O da yine yeni nesil tarzda bir soru. Arkadaşlar açı açı ve açı benzerli çok fazla kullandığımız bir kısım olduğunu şimdiden söylemek isterim size. Şimdi gelmiş buraya bakmış. Diyor ki şekil 1'de karşılıklı kenarları paralel olan L şeklindeki bloğun üzerinde 25 santim olan bir çubuk var. Yani çubuğun tamamı şöyle çubuğu gösterelim. Çubuğumuz bu. Bu çubuğumuzun tamamı 25 santimmiş. Devam ediyoruz. Şekil iki tek gibi bir ucu zemine değdikten sonra dengede durmuştur diyor. Okey. Çubuğun bloğun alt köşesine temas eden noktası ile zemine temas eden noktası arasındaki uzaklık 7'dir diyor. Şimdi bloğun alt köşesi ile şurayla şurası arasındaki şu uzunluk 7'ymiş. Tamam. Devam ediyorum. Şöyle. Olduğuna göre bloğun üst köşesine temas eden noktanın üzerinde kalan parçanın uzunluğu bloğun üst köşeye temas eden parçanın üzerinde kalan. Yani şu. Şu bana kırmızıyı soruyor. Şöyle kırmızı kısmını soruyor. Burası, şurası nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın bana bir bilgi vermiş. Şurası h demiş. Tamamı da 3 h demiş. Şimdi ben burada şunu fark ediyorum. Bak şu biraz daha zoom yapayım. iyice görünsün. Şimdi burada şunu fark ediyorum. Burası dik. Şurası dik. Şimdi şu uzunluk ne kadar? Bu uzunluk h kadar. Doğru değil mi? Buranın tamamı da ne kadar? tamamı da 3H kadar. O zaman şuradaki uzunluk da 2H oldu mu? Oldu. Şimdi burada paralellikler var. Bakın dikkat edin. Paralellikler var. Bakın bunun zeminleri paralelmiş. Soru da söylüyor. Zeminler paralel birbirine. Şimdi çok basit bir sistematikten gideceğim. Şuraya alfa dersem şurası da alfa olur arkadaşlar. E hocam neden öyle oluyor? Bak şimdi burada U var. U'ya dikkat et. Şu, şu ve bu. Bak gördüğünüz üzere bu alfa ile alfa yöndeş açı. Şöyle geri geliyorum. Alfa alfa yöndeş açı. O zaman arkadaşlar şuraya da ben beta dersem 90 derece ya. O zaman aynı şekilde burası da beta olacak. Yani burada iki tane benzer üçgen var. Ya hocam nerede iki tane benzer üçgen var? Bak göstereyim sana. Şurada şöyle yeşille göstereyim. Şuradaki üçgenle şu yeşil üçgenle buradaki yeşil üçgen birbirine benzer. E hocam bunların benzerlik oranı ne? Oldukça basit. Her ikisinde de alfanın karşısına bakalım. Burada alfanın karşısında ne var? H var. Pardon. Burada alfanın karşısında ne var? H var. Yine gitti. Hı. Diğerinde ne var? Diğerinde de 2 H var. Yani o zaman H'a 2 H oran. Yani oran ne? 1 bölü 2. O zaman burası 7 ise şurada yeşille gösterdiğim yer yani şu kısım. Şu yeşille gösterdiğim kısım ne oluyor? Burası da 14 oluyor. Doğru değil mi? Peki benim bu çubuğun tamamı ne kadardı sorunun başında? 25. E bana soru işaretiyle kalan yeri soruyor. 14 artı 7'den 21. O zaman şu soru işaretiyle kalan yer 4 oluyor. Yani aslında orada iki tane benzer üçgen oluşuyor. Arkadaşlar bu çok tipik bir soru tarzıdır. O yüzden bakın U kuralı ne işe yarar? U kuralı belki doğru da aşağıda çıkmıyor ama işte burada çok işinize yarıyor. Yöndeş açılar burada çok fazlasıyla işinize yarıyor. Oldukça kritik bir kısım olduğunu şimdiden söylemek isterim. Buradaki benzerlik sistematiğini. Şimdi gelelim buraya. Neredeyiz? Şuradayız. Diyor ki ABC üçgeni biçimindeki bir levha sola doğru 4 birim kaydırıldığında A üssü, B üssü, C üssü konularına getirmiştir. Buna göre DC kaç birimdir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar 4 santim yana kaydırılmış. Şimdi ilk olarak bu kesikli çizginin olduğu yerdeydi. 4 santim yana kaydırmak ne demek? O zaman arkadaşlar şu yana kaydırdığın şurası var ya bak burası. Burayı yana kaydırmışsın zaten Yana buraya kaydırmış. O zaman burası 4 santim demek. Adamı 4 santim yana kaydırmışsın zaten. Çok belli. Zemine oturmuş 4 santim yana kaydırmışsın. Şimdi arkadaşlar şurasıyla mantıken burası aynı uzunluk. Ve bunlar şöyle birbirlerine paralel gördüğünüz üzere. Şimdi devam edelim. Bir de bize neyi vermiş? AB 16 birim demiş. Yani normal şartlarda kaydırmadan önce AB'nin tamamı neymiş? 16 birimmiş. 16 birim. Şimdi arkadaşlar bunu kaydırdıktan sonra A üssüyle B üssü olmuş bu. O da 16 birim değil mi? Yani aynı kenar zaten. Kenar değişmez. Bu kaydırma kesme katlamanın temeli bu. Aynı şekil bunlar. Arkadaşlar burası 16 ise Hemen gelelim. Şuraya ne kalıyor? Şu bakın maviyle gösterdiğim yere. Tamam 16. 12 kalıyor. Okey. Bize neyi soruyor? DC nedir diye soruyor. DC nedir diye soruyor. Şimdi hemen şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Üçgeni vermiş. 4 birim sola kaydırılmış diyor. DC'nin uzunluğu nedir diyor. Bir de biz bir bilgi daha vermiş. A üssü ile C üssü 8. Yani şurası 8'miş. E ben buldum soruyu şu an. Nasıl buldum? Bakın şuradaki üçgeni dikkatli bakın. Şöyle koyu bir şekilde çiziyorum. Bilerek bu. Şu şu ve bu. Bu üçgen odaklanın arkadaşlar. Bu üçgende şöyle geri gelip bu üçgende şunu uzunluğunu biliyorum. tamamının oranı e bunu bunu eşit olacak. E biz bunu zaten az önceki soruda gördük. Bakın 12'nin tamamı tamamı ne? 12 artı 4 16 oranı şuraya x dersek x'in 8 oranı eşit olacak bu durumda. x'in 8 oranı eşit oluyor. Peki Hemen şöyle e, gidip arkadaşlar 12 ile 8 çarpın. Gözünüz seym bunu yapmayın arkadaşlar. Önemli. 8 ile 16 aynı tarafta olduğu için resim Burası 2 olsun. Şura 1 oldu. Yani 2x eşittir 12. x'imiz buradan 6 oldu. Yani şu x yerimiz 6 oldu sevgili arkadaşlar. Peki bize ne demiş? DC nedir diye soruyor. Arkadaşlar a üssü c üssüne 8. O zaman ac de 8 o zaman. Bakın şuranın tamamı da 8. Şöyle, şuranın tamamı da 8. Yani 8 de aynı şey bunlar zaten. Sadece yana kaydı. burası 6 ise o zaman şu kırmızı yere ne kalır? Kırmızı yere yalnızca 2 kalmış oluyor. Yani AB de aynı. A üssü B üssü de aynı. AC de aynı. A üssü C üssü de aynı. Ve böyle yana doğru 4 kaydırsa o zaman yana doğru 4 kaymış oluyor. Yani o yüzden tüm aslında sistematikleri uygulanan güzel, hoş bir soru olduğunu şimdiden söylemek isterim sevgili arkadaşlar. Evet. Bugünün videosu buydu. Açı 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 benzerliğini gördük. Eşliği de göreceğiz. Bence bunu önden gelmeniz önemliydi. Yani işte normalde eşlik önce gösterilir. Ama bunu görmeniz kritikti. Çünkü aslında buraya gelene kadar bundan çok fazla bahsettim size. Zaten akça böyle bahsettikçe siz yeni şeyler görmüş gibi hissetmeyeceksiniz. Aa bunu az bir şey biliyorum, az bir şey yorum yürütebiliyorum diye düşüneceksiniz. O yüzden bundan sonraki derse sizin için gittikçe daha daha rahat olmaya başlayacak. Kendinize iyi bakın. Bugünkü ödevinizi yapmayı unutmayın. E, neydi ödeviniz? Hemen şöyle. tekrar söyleyeyim. Set 83'ten başlıyor. Set 87'de bitiyor. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere